2 Şubat'ta vizyona giriyorsunuz. Yolunuz açık olsun her şeyden önce. Eminim çok güzel bir çift oldunuz. Böyle ışık saçtınız eminim. Çünkü renklerinizi de böyle hayal edebiliyorum karşılıklı. Değişik olmuş olmalı diye düşünüyorum. Sen mi tercih ettin? Oyuncu kastını sen mi yaptın? Yani doğru hamleleri yapıyoruz. Bir de kız kardeşim Hülya yıllardır birlikte çalışıyoruz. Hülya'da da içgüdüsel olarak bu doğru ekibi kurma duygusu var. Tabii ki profesyonel yardımlar alıyoruz ama çok doğru kimyası olan ikili yaratmak çok zor. Çünkü kesinlikle. Bu Hollywood'da da böyle, bizde de öyle. O iki kişi daha ilk sahnede yan yana geldiğinde olmuş ya da olmamış diyorsun. Bu güzellik algısı meselesinden daha da nalıncı keseri. Evet. Birçok dizide o yüzden bazıları tutuyor ve bazıları tutmuyor. Dizi çekecek misin Murat? Çok zor ya. Bence yani, de. Seni düşünemiyorum yapamam, dizi setinde. Yapamam. Ben yani hep böyle konuşunca da şöyle oluyor. Normal vatandaş nezdinde ne diyor bunlar diyor ama gerçekten yapılacak iş değil. Yani. Yorum yapmayayım şimdi. Yani en az denizcilik kadar, en az havacılık, en az madencilik kadar zor. Ve zaten bakanlık tarafından da bu tehlikeli meslekler sınıfında yer alıyor. Evet. Yani o yüzden zor çünkü çok çalışarak. Yani set her gün gidilecek yer değil. Bir yönetmen için yapılacak iş değil. Her gün yapılacak bir iş değil. İnsanın kendini beslemesi gerek. Entelektüel olarak kendini sürekli diri tutman gerekiyor. Yani ben yakın çevremde hala en çok film seyreden, hani en çok kitap okuyan da olabilirim ama hani en çok film seyreden hala benim. Bu bir yandan da acı bir şey tabii. Senin kadar çok film seyreden olması gerekiyor. Ben, o zaman iyi olur diye düşünüyorum. Mimar Sinan'da artık hocalık yapıyorum. Sinema televizyon bölümünde. Öğrencilerimle de konuşuyorum. Mesela hangi filmi seyrettiniz? En son hangi filmi seyrettin? Oppenheimer'ı seyrettim ben. Sen? Priscilla'yı seyrettim. Coppola çok güzeldi. Güzel miydi? Çok güzeldi. Evet, ama sen biraz geride kalmışsın. Evet ama ben dizide oynuyorum. Daha doğru. Yönetmenin kavgası stüdyoya geldi. Yani evet. Dizi oyuncularına aslında hediye olarak sinema bileti verebiliriz. Çok teşekkür ederim bunun için. Ama evet. Gidebiliyor olmam. Hele ki şu son 3 ay 2 dizi ve evet. NTV'de olduğum için 3 aydır eve gittiğim zaman yeri öptüm. Yani öyle bir 3 ay ama Şubat'ta beni kimse tutamaz film konusunda. Nedir hayallerimiz? Seni nereler... Ay hayal yoktu pardon özür dilerim. Nedir planlar, projeler? Seni nerelerde izlemeye doyamayacağız? La tiyatro devam ediyor. Evet, Amadeus. Evet, bekliyorum. Gelmeyi çok istiyorum. İşte bak geçen hafta gelmeye niyetlendim. Set vardı, gelemedim. Yazarım ben sana. Tamam, sen Amadeus çok güzel gidiyor. İkinci senem. O devam ediyor. Şimdi konuştuğumuz birkaç proje var. Ama ben bu aralar çok gezmeye başladım. O çok hoşuma gitti. Şimdi yine bir süre gideceğim. O yüzden dönünce bakalım. Aşkı hatırlasın herkes filmden çıkınca. Madem dedin ya aşkı yaşamak için bu filmi kabul ettim. Demek ki bize anlatacağın çok şey var filmde diye düşünüyorum. Tüm oyuncu arkadaşlara da buradan sevgiler yollayalım. Cem'e ayrı hayranı olarak sevgi yollamış olayım buradan. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz İyi defteri yazdınız bize. Teşekkür ederiz. Siz defteri yazarken ben de programı sonlandırayım. Demek ki neymiş? Aşkla tutunmak lazımmış hayata. Aşkla sarılmak lazımmış birbirimize. Ne olursunuz? Böyle eleştirirken klavyenin ucunda bir 9 kere boğum var derler ya 9 boğum. Elinizde de 15 boğum olsun. Düşünün yazdığınız kelimeler hangi gençlerin neresine gidiyor, kalbinin neresini yaralıyor ya da neresine iyi geliyor. Birbirimize iyi gelme vakti artık. O yüzden severken de, eleştirirken de, yanında dururken de, karşısında dururken de önce sevgi ve saygıyla durmak hepimizin ihtiyacı. Güzel bir film vizyona giriyor. Kaçırmayın. Mevsim aşk mevsimiymiş öyle diyorlar.